tam bu noktada. Türkiye'de bu konuda öteden beri ama öteden beri ve şu anda da zirveye vurmuş bir cehalet söz konusu. Musul Kerkük olunca bol keseden atılıyor fakat ne tarih biliniyor bu konuda, ne hangi aşamalardan bu konu geçti, iyice incelenmiş, bilinen bir şey. Bir laf halinde bir Musul Kerkük işte bizimdir, bizim olmalıdır. Misak-ı milli sınır içindeydi. Dolayısıyla bizim orada hakkımız var, bizim olması gerekiyor. Bir de bir laflar çıktı. Az önce de Serhat'ın sözlerinde vardı bu işte 1926 Ankara Anlaşması. O işler kapandıktan yani Türkiye'nin 1926 Ankara Anlaşması'ndan şu anda tahsil edeceği bir petrol hesabı falan yok. Ana Vatan Partisi iktidarı zamanında Saddam iktidarı zamanında bu hesaplar kapatıldı. 1991 Körfez krizi sırasında bu konu ortaya çıkmıştı ve bunun cevabı da verildi. Artık Türkiye'nin Irak'la 1926'ya dayalı bir petrol alacağı hesabı falan yok. Özal'a gelirsek, Özal'ın kendisine atfedilen fakat kendisine ait olmayan, üstünde kalan bir sürü konu var. Bir tanesi bu Musul Kerkük konusu. Şimdi Musul Kerkük dediğiniz zaman, daha doğrusu Misak-ı Milli sınırları içindeki Musul vilayetinden söz edildiği zaman, Musul şehri değil söz konusu olan, Musul dediğiniz vakit, Musul vilayetinden, Osmanlı dönemindeki Musul vilayetinden söz ediyorsunuz. O Musul vilayeti ne demek biliyor musunuz? O Musul vilayeti bugünkü Kürdistan bölge yönetimi topraklarını kapsıyor. Artı ihtilaflı topraklarından Haneke'ne kadar Sincar'dan başlayarak, Şengal'den başlayarak bir diagonal hatla Celavla'ya Haneke'ne kadar inen içine bugünkü Kürdistan yönetiminin Dohuk, Erbil ve Süleymaniye vilayetlerini alan ve ayrıca Kerkük vilayetini alan bir alan. Bu alanı mı istiyor Türkiye yani? Bağdat'ın yakınlarına kadar gidiyor zaten bu alan. Bu alan bizim, o alanın nüfusu o zaman da çoğunluğu itibariyle Kürttü. Türkmenler vardı, gene var. Ama o zaman da çoğunluğu itibariyle Kürttü ve özel politikasını güttüğü vakit Saddam'ın yapılacağı hesabıyla Bağdat'ta merkezde büyük bir güç boşluğu oluşacak. Boşluk nasılsa dolar. Türkiye olarak bizim orada tarihi haklarımız var. Bunu nasıl biz bir hamleyle yapabiliriz dedi. Aklında petrollere el koymak yoktu. Tam tersine Şiiler İran'ın kontrol altına girer. Sünni Arapların arkasında büyüklüğü vardı. Biz sadece Türkmenler üzerinden eşeri bağlantımızı Türkmenler üzerinden sadece kurarak nüfuzumuzu yayamayız. Bize Kürtler lazım diyerek zaten o dönemde benim de rol aldığım gelişmelerde 1991 yılında önce Celal Talabani Türkiye'ye davet etti. Daha sonra Mesut Barzani geldi. Yani Irak Kürt liderliğiyle Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı düzeyinde o zaman ilişki kuruldu. Dolayısıyla orada bir askeri gidelim Musul'u Kerkük'ü alalım değil, tam tersine Kürtlerle yakınlaşalım. Cumhuriyet'in kuruluşundan gelen Kürt tabusunu, o buzu kıralım. Kürt kelimesi, Kürtlerle ilişki kurmak, Kürtlerle siyasi yakınlaşma esas olsun mantığından hareket edildi. Petrolün bir bela olduğu kanısındaydı ve her zaman